Ulusal Kanal'ın sayın izleyicileri, günaydın, iyi bir cumartesi, iyi bir hafta sonu diliyorum. Ulusal Strateji Merkezi'nin hazırladığı Sorunlar ve Çözümler programında bu hafta yine birlikte olacağız. Bu haftaki konuğumuz Irak ve özellikle de Kuzey Irak konusu olacak. Değerli izleyicilerimizin katkılarını, sorularını program esnasında almaktan mutlu olacağız. Program sonunda da tenkitlerinizi, görüşlerinizi bildirirseniz bundan sonraki programlarımızda bize yol gösterici olacak. Bugün Irak işlerken Irak konusunu önce bir genel olarak kısaca tarihi geçmişinden söz edeceğiz. Daha sonra Irak'ın ve Kuzey Irak'ın bugünkü yapısını ortaya koyacağız. Ülke üzerindeki, Irak üzerindeki ve bölge üzerindeki Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin, emperyalist ülkelerin amaçlarını değerlendireceğiz. Son bölgedeki son gelişmeleri irdeleyeceğiz ve en sonunda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Irak politikasının ne olması gerektiği konusundaki çözüm önerilerimizle programı tamamlayacağız. Bugünkü programdaki konuşmacılarımız Profesör Doktor Sayın Ümit Akkoyunlu, kendisi tıp doktoru, Kerkük doğumlu, sorunun içinden biri yani. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Hacettepe Üniversitesi'nde uzun süre öğretim üyeliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlık'ta danışmanlıklar yaptı. Çeşitli Türkmen kuruluşlarında görev aldı, başkanlıklar ve yönetim kurulu üyelikleri, görevleri yaptı. Halen Türkmen Danışma Meclisi Başkanlığı yapmakta ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Profesör Doktor Semih Koray, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu. Akademik kariyerini ve hocalık görevlerini büyük ölçüde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaptı. Ama halen hocalığa devam ediyor. Bilkent Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Güney Avrupa Teorik Ekonomist Birliği Başkanlığı yaptı. Halen Review of Economic Design dergisinin baş editörlerinden birisi. İktisadi Tarım Vakfı Başkanı ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir koltukta iki karpuz gelir ama sizin karpuzlarınız biraz fazla hocam. Bunları nasıl yürütüyorsunuz? Valla hepsi birbirine bağlı. Bağlı değil. Parçalanma yok. Evet hocam. Sayın izleyiciler, bildiğiniz gibi Irak'la sınırımız Lozan Anlaşması'nda çizilemedi. Musul sorunu nedeniyle İngiltere ile ikili anlaşmaya bırakıldı. O anlaşmada sağlanamayınca 1926 yılında Milletler Cemiyeti'nin kararı ile belirlendi. O günden bugüne sınırımızda herhangi bir değişiklik olmadı. 1932 yılında Irak bağımsızlığını kazandığında ikili bir protokolla sınır anlaşması aynen kabul edildi ve halen yürürlükte. Sınırımız değişmedi ama sınırımızda problemler uzayıp gidiyor. Özellikle de 1984'te PKK'nın Eruf Şemdinli baskınlarından sonra Irak, Kuzey Irak sınırımız önemli bir sorun haline geldi. Terör sorununun iyi yönetilememesi sonucu özellikle de 2002 yılından sonra oluşan terör destekli siyasi sorun Kuzey Irak'la ilgili en önemli, Irak'la ilgili en önemli sorunumuz. Şimdi önce Irak'ın geçmişinden kısaca tarihinden bahsederek konuya girelim. Irak neydi, ne oldu? Bu konuda biraz önce kendisini tanıtırken de ifade ettiğim gibi Irak'ın içinden gelen sorunu yerinde yaşayan Sayın Hocam Profesör Akkoyunlu bize Kuzey Irak'ın bir hocam tarihi geçmişini anlatabilir misiniz? Nereden nereye geldi Irak? Neydi? Ne oldu? Hay hay. Etnik yapı açısından, dini yapı açısından, aşiret yapısı açısından 1926'larda, 32'lerde nasıldı? Bugüne nasıl geldi? Teşekkür ederiz efendim. Önce
şunu belirtmek lazım. Tarihi gelişin içinde siz zaten özetini verdiniz. Osmanlı Devleti parçalandıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Musul vilayeti misaki milli hudutları içinde olmasına rağmen müzakerelere kaldı ve Türkiye o zaman o konjüktürlere uygun olarak bu bölge, yani Musul vilayeti dediğimiz şu anda birkaç eyaletten oluşan büyük Irak'ın kuzeyi bölgesi İngiliz mantatısında 1950 yılına kadar bırakıldı. Zaten burada zaten zaaf başlıyor. Bir devletin bir parçası koparılıyor. İngilizlerin mantası altında, yani 10 bin kilometre daha uzaktaki bir emperyal gücün emanetine bırakılıyor. Buna tabii ki o zaman Irak'ı yönetenler, yani ithal edilmiş bir kral, ithal edilmiş bir Osmanlı zabiti olan bir başbakan idaresinde uzun yıllar emperyal güçlere hizmet ettiler. Bu süreç içinde Türkiye'nin çok ciddi bir politikası olmadı. Hudut anlaşması dışında karşılık komşu iyi münasebetler şeklinde, Atatürk'ün yazmış olduğu oradaki aşiretleri mektupların dışında Türkiye'nin lehine çok kayda değer bir gelişme olmadı. Yani bir şeyden yararlanılamadı. Orası petrol yatağı, zenginlik. Asıl bela oradan başlıyor o bölgeye. O bölgenin bütün insanlarına. Neden? Çünkü emperyal güçlerin amacı oradaki petrolden yararlanmaktır. Efendim, Irak'ı İngiliz mandatına bırak, bunun bir parçası Büyük Orta Doğu projesi, daha güncel, daha sonra olan da amacı budur. O bölgeyi ayırmak. Musul vilayeti Osmanlı zamanında, burada haritada görüldüğü gibi, çok iyi seçilemeyebilir ama bu belgeyi bir ara gösterip, eski yazıyla olduğu için seyircilere göstermeye gerek yok. Musul vilayeti o zaman 3 tane sancaktan oluşuyordu. Süleymaniye, Kerkük ve Musul sancağı. Süleymaniye sancağı yoğunluk itibariyle Kürtlerden yoğun bir bölgedir. Diğerleri başta Türkmenler olmak üzere, ki biz o Türkmen kelimesini de sonradan icat edip çok kullanmayız ama uluslararası literatürde artık Türk yerine Türkmen kelimesi kabul ettirildi. Onu da ben bir zaaf olarak görüyorum, yoksa Anadolu'nun devamı yani Türk. Ama kelime olarak ayrım için Türkoman derler, işte çeşitli şeyleri var. Efendim, Türkmenler de zaten Türktür, ben onu da demiyorum ama onların tarihi, kültürü Anadolu'nun devamıdır. Hiçbir farkı yok. Hatta Türklük şuuru ve kültürü bakımından yoğun olan bir bölgedir. Güneydoğu Anadolu'da zayıflıyor yavaş yavaş, belli etnik grupların menfi tesirlerine karşılık. Orada bu tesir yavaş yavaş azalıyor. Zaten Osmanlı Devleti'nin yüceliği ve büyüklüğü nerede oluyor? Bu bölgelere uç beyleri olarak yerleştirdi Türkmenleri, Türkleri. Gerçi Türkler, yani Türkmenler çok uzun zamandan, asırlardır o bölgeyi vatan edinmişler. Yani Osmanlı Devleti'nden önce, Anadolu fethinden önce orada yerleşmişler. Kültürleri var, mirasları var, kurdukları eserler var. Dolayısıyla bu bölge Lozan Anlaşması'ndan sonra İngilizler mantasına bırakılınca Musul vilayeti birkaç eyalete bölündü. Bu eyaletlerin içinde idari bakımından eyaletlerde bu orası Kürttür, burası Türktür demek yerine oranın etnik yapısına bakmamız lazım. Bakın, elimde bir tane harita var. Bu National Geographic'in 1972 yılında, eğer objektif olabilirse şöyle göstereyim, hem konuşmaya devam edeyim. 1972 yılında National Geographic'te yayınlanan bir harita var. Bu haritada etnik yapıyı gösteren bir harita özelliği var. Burada dikkat edilirse Irak'ın kuzey bölgesinde daha çok Türkmen evet, olarak Türk yazıyor. İfadeleri var. Evet, işte. Dolayısıyla o zamandan beri bu uluslararası bir kaynakta oranın Türk olduğu, Türkmenlerle meskun olduğunu gösteriyor. Ben halkımızdan şunu rica edeceğim. Ulu orta bilgilerle, hele bazı satılmış medyanın bilgileriyle, orada işte şöyle bir devlet kurulacak, orada böyle bir yapı vardır, orada Türkmenler zaten örgütsüzdür, şudur buduru, yanılmamaları gerekir. Çünkü orada Türkler Anadolu fethinden önce vatan edinmişlerdir. Orada eserleri var orada.
Bunu saymakla bitmez. Başka bir konuda oranın tarihçesi anlatılabilir. Ama bizim asıl bugünkü gündeme niye geldik? Biraz onları hatırlatmak adına biraz tarihçesinden bahsettim. Etnik yapıya gelince ben şahsi kanaatime göre ve Türklerin de oradaki umumi kanaatine göre insanları ırk ayrımına göre değerlendirmeyiz. Bazıları efendim ben onlara eşit mesafedeyim dediği zaman şu sonuç çıkıyor. Demek ki sen onların hiçbirinden değilsin. Yani Türk bile değilsin. Bunu söyleyen çok ciddi bir adam şunu bir düşünmesi lazım önceden. Ben herkese eşit mesafedeyim demek ne demektir? Ben ayrıyım. Onlar da oralarda duruyor. Peki ben kimim? Başkasının idare ettiği bir adamım. Oradaki insanları ben şekillendiririm. Vazifesini edindim. Vazifeyi de edindiğinde ilan ediyor. 30 kere ben filan misyonum, biz bunu edindik, şu bu. Dolayısıyla bunları itibar etmek yerine gerçekleri yaşamak lazım. Oradaki Türkler, Araplar, Yezidiler, Ermeniler asırlardır beraber yaşıyor. Evlenmişler, kültürleri birbirine karışmış. Ama bir de hakim olan bir de kültür var. Bana bir tane başka etnik grubun eserini gösteremezsiniz. Ne bir cami, ne bir çeşme, ne bir yol, ne bir harita. Atatürk'ün el yazısıyla not aldığı Trabzon Müzesi'ndeki Irak'ın kuzey bölgesindeki haritayı bir herkes göz atsın. Orada şehirlerin neden Türkçe olduğunu çok rahat bir şekilde insanlar görebilir. Orada tabii aşiretler de var. Bir kısmı o şeye uygun olarak kıyafetini değiştirmiş olabilir. Dilinde bir takım değişiklikler olabilir. Mezhepsel bazı yakınlaşmalar olabilir. Olabilir ama oradaki insanları biz bütün olarak görüyoruz. Ama o bütünlüğün içinde Türkmenlerin de 15 tane katman içinde ezilmesine de asla izin vermeyiz. Bu katmanları sayayım. Bir, en tepede Amerika. Sonra Irak yönetimi. Ondan sonra da Kürt yönetimi. Şimdi bakıyoruz ki güncel olaylarda efendim orada bir Kürdistan kurulsun mu? Kurulsun. Kurulsaydı kurulurdu zaten. 1990'lı yıllardan beri Amerika işgal etti. 36. paralelde bir komedyayı, onu da gösteririm biraz sonra izin verirseniz. Bu bağımsızlık, bölge bağımsızlığında devlet olamamış. Hatta bazen ben diyorum ki yapılamamış, izin verilmemiş. Çünkü bunun inisiyatifi bizde değil. Yabancılarda, özellikle bu bir büyük Ortodoks projesinin şeyi de icat edenlerde. O zamandan beri devlet olamamış. Efendim bir Diyarbakır ziyaretiyle devlet olur mu? Böyle mümkün değil. Tarihte böyle devlet oldu diyelim. Her devletin kendine göre bir de yaşaması var. Ben Kürt vatandaşlarına buradan seslenmek istiyorum. Buradan. Eğer kendilerine ait bir devlet kurulursa, herhangi bir coğrafyada kurulursa, o bizim coğrafyamız olamaz. Ona izin vermeyiz. Mümkün değil. Evet. Neden verelim? Binlerce yıldır biz orada kültürümüzü, kanımızı akıtmışız. Ona izin vermeyiz. Diyelim ki Metazori bir şekilde orada bizim coğrafyamıza bir şekilde bir devlet kuruldu. Elbette ki onun kendine göre de bir mücadele şekilleri vardır. Herkesin kendine göre bir zekası, bir aklı var. Hiç kimse başkasının emrinde yaşamak istemez. O bölgede Irak'ın anayasasında Türkler ana unsur olarak belirtildiği halde 7 defa onlara katliam yapılmıştır. Efendim ben yaptım, o yapmadı. Yapıldı ya, 7 defa katliam yapılmış Türklere. Bunlarda bu 7 katliamında birincisi hariç İngilizlerin çok büyük tesiri vardı bilfiil. Diğerleri de hep Kürt grupları bu şeyleri yapmıştır. Bu katliamları yapmıştır. En sonuncu da 1959'da yapıldı. Hepsinin belgesi var, resmi var, yapanları var. Çok önemli şahsiyetler dedikleri, benim demediğim bazı insanlar var. Resmi var elimizde, elinde Kalaşnikov'la Türkmenleri öldürüyor. Bunlar hepsi belgelidir. Ama kime anlatmak lazım? Akıllı adamlara. Kimdir bu akıllı adamlar? Bizim seyircilerimizin arasında şapkasını önüne koyup orada neler oluyor? Siz de bu programda bize fırsat veriyorsunuz. Biz de zaman zaman hamaseti mi yeni mi, biz hamasi konuşuyoruz ama bir de gerçekler var. Orası bize ait. Ama siz gerçeklere dayalı konuşuyorsunuz. O coğrafya, siz hamasi konuşmuyorsunuz. O coğrafya bize aittir. Evet. Her yönüyle bizimdir. Evet. Ha, bugün de bizimdir, geçmişte de bizimdir. Bin yıllık bir geçmişi var. Benim meclis başkanı olmamdan önce de birçok alanda
bildirilerim var, ödülüm var daha doğrusu. Diyorum ki 1940 yılından beri benim coğrafyamda bir tane Kürtçe mezar taşı bulana $1 milyon ödül var. Evet. Ha çünkü yok. Evet. Yoksa benim $1 milyon da yok. Evet. Ama diyorum ki ben bize ait orası. Biri bize ait. Şimdi bir başkası size ait olan bir yeri söylese ne yaparsınız? Biz de onu yaparız. Size çok ait basit. Bir cümleyle girebilir miyim? Tabii ki. 1930'dan önce Kerkük'te bir tane Kürt yok. Evet. Türkmenler var, Türkler belgeler var. 1930'da petrol işçisi olarak gelmişler. Aynen öyle. Petrol işçisi sonra. Aynen öyle. Petrolü evet. Yürüten kim? Gene evet. Emperyal güçler. Yani evet. IPC, Irak Petroleum Company dedi. İngilizlerin şirketi. Evet. İngilizler işte biraz da çağrışım yapar belki şimdiki Türkiye iktidarıyla. Kendi elemanlarını yerleştiriyorlar şirkete. Evet. Herkes orada mertebe kazanıyor. Para kazanıyor, zengin oluyor. Bunların içinde özellikle Hristiyanlara çok büyük önem veriyor. Sonra Kürtlere. Bir tane Türkmen orada istihdam edilmiyor. Bunlar hep araştırması gerektiren konulardır. Çok bakılabilir. Kim çalıştı, kim çalışmadı. Türkmenlerin arasında şöyle bir şey de yayıyorlar. Propaganda. Efendim biz İngilizlerin amelesi olamayız. Yani milliyetçiliklerini kötü yolda kullanıyorlar. Efendim biz İngilizlerin yanında eli altında ben amele olmam. Gururu da Türkler, yapıları da var. Dolayısıyla bu konu uzayıp gider. Evet. Gelelim nüfus yapısına. Evet. Ben herkese soru soruyorum. Herhangi bir bölgede, herhangi bir coğrafyada ne kadar insan olduğunu kim bilebilir, kim sayıyor? Her gün değişiyor. Yani nüfus hareketleri çok yoğun. Bu bir. İkincisi, kimi ilgilendirir? Mesela Afrika'daki Angola'da kaç tane siyah var, kaç tane beyaz var, kaç tane Kürt var, kaç tane... Kimi ilgilendirir? Hiç kimseyi. Hiçbir faydası yok. Ama madem ki tartışma konusu olmuş, herkes bazı literatürlere başvurmak zorundadır. İşte National Geographic haritası. Bakın 17. yüzyılda, 17. yüzyılda, bunlar 300 sene evvel bir İngiliz bir harita yapmış. Bunu da gösterirseniz, evet. İlgili kimse olursa geniş bir arşivimiz var. Bizimle temas kurar veya ulusal kanalla. Evet. Bunları kendilerine gönderebiliriz. 17. yüzyılda yapılan bir haritaya bakın. Gerçi buraya baktığınız zaman etnik yapıya göre bir coğrafya düzenlenmiş. Ama o zamanki harita çizenin hayali bu. Bazı bölgelerde etnik yapıya göre devlet kurmuş. Evet. Ama orada Irak'ın kuzeyinin tamamını evet. Yakını Türkmenler. Büyük adı da Türkmenya. Evet. Bizim de meclisimizin yayın organı yani bu elektronik postadaki adresi Türkmenya'dır. Bundan esinlenerek. O zamandan beri orada Türkler vardır. Biz Türkler vardık, o zaman Kürtler yoktu demiyorum. Ama Kürtler kendi bölgelerinde, kendi hegemonyalarındaki olan coğrafyada zaten birbirleriyle boğuşuyorlar. Bugünkü manzaraya bakın. Bugünkü manzara nedir? Diyarbakır buluşması. Diyarbakır buluşması nasıl olmuştur? Eşit olmayan şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı bir adamla orada görüşüyor. Eşit, oraya sonra girelim. Eşit olmayan, şunu anlatmaya geçiyorum. Buyurun. O görüşmeden sonra ne oldu? Evet. Süleymaniye'nin hegemonyasındaki Talebani grubu ayrı, oradaki İran yanlıları ayrı, bu taraftaki Barzani ve tarafları ayrı, Türkiye düşmanları, Türkiye dostları vesaire ayrışımlar oldu. Yani o coğrafyada bizzat Kürtler dahi kendisine geçmişte de birbirleriyle savaştılar. Hala anlaşma içinde değiller. Nitekim Diyarbakır'a gelen zat kırmızı hat olarak bir şey ilan etti. Efendim Süleymaniye ayrı bir eyalet olamaz. Çünkü orada talibi var. Evet. Şunu belirtmek istiyorum. Evet. Biz orada varız. Eskiden beri varız. Binlerce yıl önceden hep varız. Orada kültürümüz, mirasımız, kanımız var. Toprağımız bizim. Onu kimseye vermeyiz. Öyle bir niyetimiz yok. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir ayrı devlet kurma girişimindedir. Bunda asla başarılı olamayacak. Onu ben biliyorum. Ha ne kadar güçlüyüm ben onu bir şey demedim. Sormuyorum da, sordurmam da. Ama ben biliyorum. Bugüne kadar kurulmayan bir şey. Her şeye rağmen. Bakın 36. paralelde bunu da gösterebilirseniz. 36. paralel uçuşa yasağı bölge. Yani Kürtlerin himaye edilmesi gereken bölge. Burada geniş hatla benim çizdirdiğim 36. paralel var. Bu aslında Türkiye'nin yüz karası bir şey.
Türkiye'nin bütün iktidarları bunu onaylamıştır. Amerika'yı desteklemiştir. Bütün iktidarları diyorum. Ya bir istisnası yok. Onu bir araya işleyelim. Konuşalım orayı. Evet. Yani bu Kürtlerin bir devlet olmanın evet. ilk hazırlığıydı. Evet, evet maalesef. Oraya teşekkür ederim. Bana çok fırsat verirsiniz evet. ben susmam. Susmayın hocam. Zaten konuşmak için geldiniz. Teşekkür ederim. Konuşmak için. Hani işte çok konuşmak lazım, evet. anlatmak lazım. Evet. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Daha devam edeceğiz. Şimdi sayın hocam 1991 Körfez Harbi ile Kürtler ayaklandı. Bunun üzerine Saddam müdahale etti ve Saddam'ın müdahalesiyle ilgili bir kimyasal silah kullanılması söz konusu oldu ve bunun üzerine de Birleşmiş Milletler Kuzey'e müdahale ederek 36. paraleli ortaya çıkardı. Arkadan 2003 yılında Irak'ın işgaliyle bu bölgedeki ayrılık daha da netleşti. Bu arada özellikle 1991'de ve 2003'te bu savaş ve işgal sırasında Kerkük'ün durumu ne oldu? Birdenbire orada bir şeyler oldu. Barzani özellikle müdahale etti. Orada etnografik yapıyı değiştirici bir müdahale oldu. Kısaca oraya da bir değinir misiniz? Şimdi efendim Kerkük, evet tabii ki. Kerkük Türkmenlerin baş şehridir. Neden? Nüfus yoğunluğu çok fazla. 1959 sayımında Türkmenlerin sayısı orada 590 bindir. Toplam nüfusu zaten 700 bindi o zaman. Bunlar resmi yazılardır. Dolayısıyla ben çoğuz azız demekten ziyade bir Türk karakterine sahip olduğunu Türklerin dışındaki kaynaklar yüzlerce yerde göstermiştir. Merak eden internete girer bakar. Mesela en başlıcası National Geographic Inquiry dergisi birçok kitaplarda da yazılarda da orası Türk bölgesidir. Nüfus yoğunluğu bakımından Türklerin yoğun olduğu bir şehir merkezidir. 1990 yılından beri ilk yapılan şey gene emperyal güçlerin tahrikiyle oranın tapu daireleriyle hani sicillerin olduğu evet. olduğu tapu daireleriyle milli kütüphaneleri ki son derece zengin bir milli kütüphaneydi. Yani sizden size söyleyeyim Türkiye'de az bulunan sayıda eser vardı. Hepsini yaktılar. Tabii milli kütüphanenin bütün dokümanlarını o zaman bizim elde etmemiz bile saklamamız mümkün değildi. Ama tapu dairelerinin tamamı bizim kayıtlarımızın altındadır. Halen biz onu muhafaza ediyoruz. Dolayısıyla yakıldı. Tamam ama bizde kopyası var. Kim kime aittir. Evet. Ve bunda tabii belgeler de var. O zaman ne yapılmak istendi? Oranın demografik yapısını değiştirerek evet. Orada bir Kürt çoğunu sağlamak. Evet. Olur. Tamam. Çünkü güçleri var. Silahları var. Destekleyen de çok. Evet. Efendim İsrail bankalarının orada şubeleri var. İsraillere ait özel istihbarat birimleri var. Orada gözüyor. Hepsinin arabası, plakası, rengi, fotoğraf hepsi var bizde. Geziyorlar orada. Onların amacı başka. Onu bir başka bir konuda inşallah evet. değiniriz. Ama emperyal güçler orada demografik yapıyı değiştirmek istiyor. Tek bir hedefleri var. Türkiye'yi bu Türk bölgesinden ayrıştırmak. Buna Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri acayip bir şekilde atladı ve bu ayrıştırmayı arttırdı. Neden? Oradaki Kürt potansiyeline yatırım yapmak istedi. Bir sürü kaygılarla, cehaletle, bilgisizlikle. En tepedeki adamlarla, insanlarımızla Türkiye'de. Özellikle konuştum. Elbette. 36. paralelin bir facia olduğunu, düzelmesi gerektiğini söylememize rağmen biz zayıf kalıyoruz. Yani söylem olarak zayıf kalıyoruz. Ama gerçekte biz güçlüyüz. Ve eninde sonunda bu da gerçekleşemedi. Ne oldu? Amerika baktı ki burada bir şey olmuyor. Olmamanın çeşitli nedenleri var. Onu bir ara gideriz. Bu sefer Türkiye'ye bir görev vermek istedi. Türkiye'ye oranın jandarmalığını verdi. Sen dedi burayı idare et. Hatta biraz da toprağını ver. Ne olacak yani? Biraz da toprak ver. Suriye'de de onların bir takım silahlı grupları var. İran'da da var. Öyleyse bir devlet kuralım orada. Canım ben de devlet mefhumum yok zaten.
Türkiye'den bir parça gitmiş umurum bile diye diyorsa birileri, burada böyle bir teşebbüs olur. Ama bakın hala teşebbüs diyorum. İstedikleri kadar adını koysunlar, bu teşebbüs halinde kalır. Çünkü bu coğrafyada böyle bir devlet kurulduğu zaman bundan sonraki adımı iyi hesaplamak lazım. Üç tane büyük kavim var orada. Türkler, Farslar ve Araplar. Hadi Türklerin geçici hükümetleri size fırsat veriyor. Bu geçici hükümet, altını çiziyorum, geçici. Asıl hükümet geldiği zaman, milli iktidarlar olduğu zaman nasıl bakacak olaya? Kaybettiği toprakları geri almak gibi bir şey olmaz mı? Olur. Peki Farslar izin verirler mi orada bir devletin yaşamasına? O devleti zorla Akdeniz'e uzatmaya çalışıyorlar. Olmuyor, bari Karadeniz'e yükselsin. Böyle komik haritalar var. Ama o bölgede bir devlet kurulsa bile yaşaması zordur, mümkün değildir. Mümkün değildir. Bu üç kavim tarihi, kültürü, geçmişi var. Yani böyle sıradan bir şey değil. Hadi Türkiye'deki Türkler biraz buna gafil avlandılar da dünyada 200 milyonu aşkın Türk insanı var. Sonra biz varız orada, orada bize ait. Öldürürüz de bırakmayız. Bitti. Peki hocam, teşekkür ederim tekrar. Hocam, şimdi bu Körfez Harekatı, daha sonra yapılan Irak'ın işgali, ikinci harekatı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci harekatı, hepsinin neticede Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılmış olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nin emellerine hizmet eden gelişmeler olarak herhalde görmek lazım. Nedir Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki arzusu, emeli ki buraya bu kadar önem verdi ve 1990'dan 91'den beri bölgede hala devam ediyor, bölgeden ayrılmıyor, belirli bir kısım kuvvetlerini çekmekle beraber siyasi ve askeri etkisini sürdürüyor. Nedir amacı hocam, nedir buradan istiyor? Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz? Belki bu konudaki Amerika'nın amacına geçmeden önce ona da bir temel oluşturacağı için ben Ümit Hocam'ın bıraktığı yerden bir kişiyle bilemek istiyorum. Evet, çünkü bunlar aslında Amerika'nın sadece amacını değil, bu amacı uygulamak için ne tür araçlar kullandığını da gösteriyor. Mesela 36. paralelden şöyle bir soru var. Birinci Körfez Harekatı niye durduruldu? Irak'ın işgali bundan 10 seneye aşkın bir süre sonra geldi. Ve bu arada da işte bu hem kuzeyde hem güneyde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi. Kuzeyde aslında bu dönem içinde bir kukla devletin adım adım inşa edilmeye başlanmış olması. Şimdi bakın, burada bunu Yugoslavya deneyiyle karşılaştırarak ve birleştirerek ele alırsak, Yugoslavya'da da çok ciddi önce milli boğazlaşmalar kışkırtıldı, beklendi. Bunun sonucunda müdahale edildi ve Yugoslavya parçalandı. Peki niye daha önce müdahale edilmedi veya niye daha önce? Çünkü bakın, siz değişik dinsel ve etnik temelden, kökenden gelen grupları birbirleriyle çatıştırır, iyice düşman hale getirirseniz, evet, siz müdahale ettikten sonra da bunların birleşmesinin önüne ciddi engeller koymuş olursunuz. Mesela Yugoslavya'da olan şey, parçalanma gerçekleştikten sonra da oluşmuş olan küçük devletlerin yeniden bir araya gelmelerini, bir arada davranmalarını, ortak bir tutum almalarını, bu hepsinin menfaatine olduğu halde bunun önüne geçmektir. Evet. Irak'ta olan şey de aynıdır. 36. Irak'ta paralel, olan şey de Irak'ta tabii 32. Evet. paralel. Şimdi bakın, burada tabii Irak'ın işgal altında çıkmış olan anayasası da, hani Amerika'nın özel olarak Irak'taki hedefi, amacı neydi? Bu tamam, açıdan son derece öğretici bir şey. Evet. Bakın burada Irak anayasasında, evet, onu da Irak diye bir önceki sonraki anayasa, evet, Irak diye bir devlet yoktur. Evet. Iraklı diye bir kavram yoktur. Bütün kavramlar, bu da kimisi işe geldiğine göre dinsel, kimisi etnik temele göre,
Yani Kürtler vardır, Şii Araplar vardır, Sünni Araplar vardır. Bakın siz yapıyı böyle getirdiğiniz, bütün siyasi teşkilatlanmayı, yani bu sadece devlet yapılanması değil, o zaman siyasi partiler de bu temelde kuruluyor. O zaman kitle örgütleri de varsa bu temelde buna göre kuruluyor. Siz toplumu, yani devlet, milli bir devlet, o milletin teşkilatlanmış hali olacağına karşın burada siz bütün teşkilatları, ama sadece devlet katındaki örgütlenmeleri değil, en önemlisi o tabii, ama aynı zamanda halk içindeki örgütlenmeleri de dinsel ve etnik bir temele göre bölmüş oluyorsunuz. Irak anayasası da aslında işgal altında çıkmış olan Irak anayasası da bu durumun tescil edilmesi ve derinleştirilmesi için çıkartılmış. Burada vatan yoktur. Iraklı diye bir kavram, millet yoktur. Vatanı ve milleti ortadan kaldırdığınız zaman aralarında alver ilişkisinin olduğu, kim nereye daha çok hakim olacak, kim hangi haktan daha çok yararlanacak, petrol geliri nereye gelecek, bunu siz bir şirketin aralarında çatışma olan paydaşları haline getirip çatışmayı bu düzende, bu düzlemde devam ettirdiğiniz zaman, yani benim gördüğüm bu hani Irak'ın işgalinin yani 10 seneye aşkın bir süre ertelenmiş olması, böyle bir şey daha önce girişilmemiş olması, bu tamamen buradaki parçalanmayı, farklı gruplar arasındaki çatışmayı kışkırtarak, derinleştirerek ve bunların bir araya gelmelerini bir daha imkansız hale getirerek, kıvama getirerek, bölünmeyi derinleştirerek, yani birincisi bunu ben saptamanın uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şimdi yani Türkiye açısından da çok örnek bir durum tabii. Yani Irak'ın 85 anayasası, bakın şey de var, yani tamamen şeriata dayalı bir anayasa aynı zamanda. Yani İslam'ın en güçlü kanunların konmasında, kuralların konmasında en güçlü kaynak olarak en başta zikrediliyor. Şimdi bakın Türkiye'de yapılmak istenen şey, Türkiye'deki anayasa değişikliği vesaire, aslında Irak anayasasıyla karşılaştırdığınız zaman öyle yapmak lazım. Burada şunu da ben şey yapmak istiyorum. Ümit Hocam ona çok yerinde değindi. Şimdi hani deniyor ki ya farklı kültürler, farklılık bu zenginlik kaynağıdır. Bu şu zaman bir zenginlik kaynağıdır. Eğer Kürt Türk'ten öğrenir, Türk Kürt'ten öğrenir, ama daha üst düzeyde ve ortak bir kültüre, ortak bir bireşime ulaşırlarsa, millet bileşimine ulaşırsa bu bir zenginlik kaynağıdır. Elbette. Herkesin birbirinden birbirini rakip, düşman görerek, benim lehime olan onun aleyhinedir. Bu şekilde yani hakikaten sıfır toplamlı bir oyun gibi oynattığınız zaman bu ve burada mesela aslında bu farklı kültürlerin geri yönleriyle dünya müze değil ki. Yani sanki hani müze gibi orta çağdan kalma şeyleri biz toplumsal hayatın içinde korumaya filan. Hani evet, bu evet, yani öyle. Böyle bir hani müze olsa hakikaten müzenin zenginlik kaynağı olur. Ama burada bu farklılıkların üstesinden gelip daha yüksek düzeyde bir birleşmeye, daha üst düzeyde bir kültüre, ortak bir millet anlayışına varmak lazım. Irak'ın da tek çıkış yolu budur aslında. Ama bu çıkış, tamam, anayasayla bu çıkış yolu, bu çıkış önlenmiş. Önü kapanmıştır. Özellik zaten var idi. Yeni anayasayla da zaten. Bu iyice derinleştirilmiş. Yani Irak'ın yeni anayasası, Irak Milli Devleti'nin önüne, bunun oluşmasının önüne en büyük engel olarak konmuştur. Türkiye'de yapılmak istenen şey de budur. Şimdi peki o zaman hani Amerika Birleşik Devletleri niye şey yapıyor, nedir? Senaryoyu niye böyle yazıyor? Şimdi tabii aslında bunu bir iki döneme, çünkü Amerika Birleşik Devletleri bugün bu senaryoyu uygulamaya çalışırken uğradığı başarısızlıklar, yenilgiler, buna sistemin, küresel krizin,
işin içine girmesi, bütün bu etkenler sonucunda aslında başlangıçta koymuş olduğu hedeflerin çok gerisine düşmüş ve bu hedefi küçültmek zorunda kalmıştır. Şimdi bunu da son döneme geldiğimiz zaman daha ayrıntılı biçimde ele alabiliriz. Ama özetle şey şudur, 1980'lerde aslında ideolojik düzlemdeki bir taarruzla başlayan Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda aslında Amerika'nın dünyadaki güç bakımından karşılaştırıldığında tek süper güç, başka güçlerle o zaman Amerika'nın dünyayı kendi egemenliği altında tek ve küresel bir pazar olarak bütünleştirmesi bu hedefi ortaya getirmiştir. Bakın daha önceki dönemde, çok kutuplu dönemde Amerika ezilen dünyanın milli devletleriyle, bunlar kendi nüfuz alanı içinde olsa bile bir arada yaşama zorunluluğunu kabul etmek zorunda kalıyordu. Dolayısıyla ABD etkisi altında olan, onun nüfuz alanı içinde olan, ona bağımlı olan milli devletlerin de belli bir pazarlık payları, belli bir harekat alanları vardı. Bu küreselleşme denen süreç, bu işte Irak'ın işgali de bunun parçasıdır, Suriye'de yaşanan olaylar da bunun parçasıdır, Libya'nın işgali de bunun parçasıdır, Yugoslavya'nın parçalanması da, Soros tipi devrimlerde, bütün hepsi burada kullanılan araçlardır. Arap Baharı değil, ben öyle o konuda mi? Yok, orada iki unsur var. Orada milletlerin bağımsız bir güç olarak sahneye çıkması da var. İkisini ayırt etmek. Yani sokakta başladı, başka yönetildi sonradan. Yok, ona bence daha sonradan, şimdi onu, ona daha sonradan gelelim. Çünkü son dönemdeki en büyük değişikliği yapan şey Amerika'nın bütün bu formül ve eşitliklerinde milletlerin, ezilen dünyanın milletlerinin bağımsız bir güç olarak mücadele sahnesine çıkmaları, bu eşitliklerin hiçbirinde yoktur. Amerika'nın bu Büyük Orta Doğu projesi bölgeye ilişkin ama bütün dünyayı kendi egemenliği altında, kendi hegemonyası altında tek bir küresel pazar olarak birleştirmek, bütün milli devletleri tasfiye etmek ezilen dünya içinde, bu projesinin dayandığı temel eşitlikler bu ülkelerde sadece kendisinin aracı niteliğinde ya da yönlendirmek açısından güçlü imkanlara sahip olduğu, toplumsal aracı ve siyasi kullanacağı hesaba kattığı bütün toplumsal ve siyasi güçler bu eşitliklerde bunlardı. Bu eşitlik bozulduğu için son dönemde değişik durum ortaya çıkmıştır. Şimdi böyle bakıldığı zaman o zaman Büyük Orta Doğu projesinin de aslında bence iki temel unsuru var. İki temel unsurdan bir tanesi şudur. Amerika'da bir İsrail yetmemektedir. Bakın bir İsrail, Amerika'ya yetmiyor. Çift çok kutuplu bir dünyada, bu Orta Doğu'da diğer Arap ülkelerinin, diğer ülkelerin içselleştirmediği sopa olarak kullanılıyordu. Dışarıdan bir sopa olarak kullanılıyordu. Ama şimdi Amerika'nın bu bir İsrail bu yetmiyor. Onun için bir karakol yetmiyor. İkinci karakolun başka bir özelliği var. Yani ikinci karakol Kuzey Irak'ta kurulmaya çalışılan, Kuzey Irak'ın da içinde yer alacağı ama Türkiye'ye doğru genişlemiş, Suriye'ye doğru Kürt koridoru tırnak içinde açılmış, İran'a doğru genişlemiş. Bakın burada siz böyle bir yeni karakolu kurmak istediğiniz zaman siz bu bölgedeki bütün ülkelerdeki etnik ve ılımlı İslam aracılığıyla dinsel fayları da ortak biçimde harekete geçiriyorsunuz. Yani burada ben tarihin hiçbir döneminde Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ın ve İran'ın toprak bütünlüklerinin, bağımsızlıklarının, milli egemenliklerinin bu kadar birbirine bağımlı hale geldiği tarihte hiçbir dönem yaşanmamıştır, olmamıştır. Burada bu ülkelerden birinin parçalanması
diğerinin parçalanmasının önünde çok ciddi imkanlar yarattı. Domino etkisi yapacak. Tabii, çünkü bakın Irak parçalandı. Irak'ın kuzeyinde bir kukla devlet, bir Hür Kürdistan adı altında bir ikinci İsrail oluşturulduğu zaman, şimdi bu hala ilan edilememiştir ama şunu da bu kıvam, bakın 2000'lerde bu, yani 1990'larda bu devletin oluşumu ciddi biçimde yürütülmüş ve ilerletilmiştir. Hatta hatırlıyorum 2000'lerde, yani bunu sadece o zaman işte Aydınlık İşçi Partisi filan onlar söyleyip gündeme getiriyorlardı. Milliyet Gazetesi'nde o sıralarda 10 günlük bir yazı dizisi ilan edildi. 10 günlük yazı dizisinin birincisi yayımlandı, gerisi yayımlanmadı. O da şuydu, ya burada bir devlet kurulmuş da Kuzey Irak'ta bizim haberimiz yoktu. Yani ilk gün çıkan, bakın bu oluşum önce gizli tutuluyor, sonra bir emrivaki olarak artık olan olmuş, iş işten geçmiş. Biz bunu veri olarak almak, bütün tutumumuzu da bunun var olduğu esasına, yok edemeyeceğimizi ortadan kaldıran, yani Amerika'nın hani bu uygulama araçları olarak izlediği yöntem de bu. Onun için şu anda Amerika hedef küçültmüş de olsa, bu milletlerin sahneye çıkmasıyla, bakın ılımlı İslam projesi de iflas etti. Yani ılımlı İslam projesi aslında şuydu, İslam'ı batıyla bütünleşmenin önünde engel oluşturan bütün unsurlarından arındıran yeni bir tefsire tabi tutmak ve bunu, çünkü şunu yapmanız lazım, Türkiye'de Atatürk devrimine alternatif lazım, Mısır'da Nasır'a alternatif lazım, Suriye'de Irak'ta Bağsa alternatif lazım, işte Cezayir'de Binbella'ya alternatif lazım. Bütün bu ülkelerde ne kadar milli demokratik atılımlar, devrimler gerçekleşmişse, bunlara alternatif olarak milletin yerine dini geçirecek yeniden. Akıl ve bilimin yerine dogmayı geçirecek yeniden bir alternatif ol. Ilımlı İslam bu alternatiftir. Bunu dine dayalı olarak yapabilirsiniz ama dini de Batı ile bütünleşmenin, kapitalist piyasayla bütünleşmenin önündeki engellerden arındıracaksınız. Şimdi Büyük Orta Doğu Projesi'nin bence bu iki ayağı. Bütün burada da işte sınırların değiştirilmesi. Çünkü milli devleti tasfiye ediyorsunuz. Hedef o. Bunu yıkmak, direnci kırmak için bütün yapılan işleri aslında yapılan ve ertelenen, aslında bu 90'lar ve 2000'lerin ortasına kadar hep hangisi bu bölünmeleri daha çok derinleştirir, hangisi bunları geri dönülmez hale getirir, bu esasa dayanarak yapılmıştır. Şimdi şunu görüyoruz, Amerika Birleşik Devletleri şu anda hedefi şöyle küçülttü. Bakın bu ülkelerde, en başta Türkiye olmak üzere, Amerika açısından ciddi bir devrim tehlikesi ortaya çıkmıştır. Çünkü ara güçleri, bu ülkelerdeki ara güçleri artık eskiden geleneksel olarak kendi ülkesinin geleceğini Batı'yla bütünleşmede gören, ara güçlerde dahil olmak üzere bunları milli devrimlere kaybetmeye başladı. Bu, ama bunun yanında da Müslüman kardeşler, ılımlı İslam bu istediği araçları Amerika'nın kendisinin de ciddi biçimde zayıflamasının sonucunda, çünkü bir aracı etkili biçimde kullanmak istiyorsanız siz güçlü olacaksınız. Farklı işlevlere sahip araçlar arasında eşgüdüm sağlayacaksanız, AKP ile PKK arasında eşgüdüm sağlayacaksanız, işte Kuzey Suriye'de Kürt korunları açarken kullanacağınız kuvvetlerle PYD ile Barzani arasında eşgüdüm, o zaman güçsüzseniz bunlar arasında eşgüdüm, herhangi bir mafya teşkilatını alın. Başındaki adam güçlüyse ikinci, üçüncü dereceden adamlar arasında ne kadar çıkar çatışması olursa olsun, bunlar ne kadar birbirlerini sevmeseler de onların hepsini hizaya getirir. Kendi yaptığı planın içinde her birinin işlevi neyse o işlevi görmelerini sağlar. Ama o güçsünü kaybettiği zaman çatışma ortaya çıkar, eşgüdüm sağlamak zorlaşır. Yani bugün görülen, ortaya çıkan hadise budur.
Yalnız Amerika ılımlı İslam'dan, dolayısıyla Müslüman kardeşler ve benzerlerini araç olarak kullanmaktan demin değindiğim nedenlerle vazgeçmiş evet. olmakla birlikte kendisine döndüğünü gördüğü için ikinci evet. İsrail'den vazgeçmemiştir. Bu daraltılmış olan hedefin hala merkezinde hedef duruyor yani. İkinci evet. İsrail'in evet. oluşturulması tabii ama burada da yol haritasında bir takım uyarlamalara gitmek zorunda şöyle kalmıştır. Şöyle diyebilir miyiz? Önce Büyük Orta Doğu Projesi evet. dendi. Sonra adı değiştirildi. Genişletilmiş Orta evet. Doğu dendi. Şimdi acaba daraltılmış Orta Doğu'ya doğru mu? Evet. Diyebilir şimdi şöyle yani evet. şu anda burada mevcut güçlerini muhafaza etmeye çalışıyor evet. Amerika Birleşik Devletleri. Yani iktisadi krizden de çok ciddi biçimde etkilendi. Ama daha da önemlisi bence Afganistan'da baktığınız zaman bugün buradan çekirdikten yani onurlu hani vardı ya evet. Türkiye'de evet. AB'ye onurlu evet. giriş evet. filan Afganistan'da ABD'de Afganistan'dan onurlu bir çekilişi nasıl gerçekleştiririm? Taliban'la masaya oturup bunun koşullarını nasıl oluştururum diye bakıyor. Şimdi Irak'a diğer açıdan baktığınızda bu işgal altında yapılmış seçimlerle, işgal altında yapılmış anayasayla iş başına gelmiş olan merkezi hükümet Beşer Esad'a açık destek sağlıyor. İran'la dayanışma içine girmiş vaziyette ve Irak'ın bütün bu bölünmüşlüğüne rağmen Irak'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak, Irak'ta bir milli egemenliğin hakim olduğu bir devlet haline getirmek için imkanları bunları muhafaza etmeye çalışıyor. Bunun için mücadele ediyor. Yani bu bile tek başına bu bile aslında sürecin nasıl tersine döndüğünü gösteriyor. Yalnız burada ben bu bölümde şunu bir tek şeyi söyleyeceğim. Yani şimdi ben Ümit Hocam'ın bu planın önünde çok ciddi engeller olduğu ve bu planın gerçekleştirilemeyeceği tezine şöyle katılıyorum. Kendi haline bırakırsak değil. Bunun için. Tabii ki. Bunun için. Tabii ki. Yani Türkiye'de bakın Türkiye'deki iktidardır. Amerika'nın bugün Orta Doğu'daki en büyük dayanağı iki tane büyük dayanağı kalmıştır. Eş başkanlık. İki tane büyük. Bir eş başkanlıktır bir de PKK'dır. Bakın bu iki büyük dayanak kalmıştır. Yani bu dayanaklardan birini çökertirsek bu dayanaklardan çökmesi çok daha birini bile çökertirsek bu sadece Türkiye açısından değil bütün bölge açısından son derece ferahlatıcı bir sonuç verecek. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir kısa ara vereceğiz müsaadenizle. Ondan sonra kalan bölümde son dönemi özellikle değerlendirmeyle devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Seyirciler, programın birinci bölümünde ağırlıklı olarak Irak'ın tarihi girişimini değerlendirdik. Oradaki yapının ne olduğu konusunda bilgileri tazeledik. Daha sonra da buradaki gelişmeleri ve Amerika Birleşik Devletleri öncelikli olmak üzere emperyalist güçlerin burada ne yapmak istediklerinin, hedeflerinin ne olduğunu ve hangi vasıtaları kullandığı konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Son olarak hocam Büyük Orta Doğu Projesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin geriye doğru adım atmak zorunda kaldığını çünkü özellikle dini yapıyı kullanarak burada ılımlı İslam adı altında dini yapıyı kullanarak burada ulaşmak istediği hedeflerde kendisine doğru kendi zararına doğru dönüşler olmasından dolayı geri atmak adına durumunda kaldığı, politikalarını değiştirdiği
Ancak hedefini tamamen değiştirmediği, burada hala ikinci bir İsrail projesinden vazgeçmediği, bu yolda çalışmalarına devam ettiği ve edeceğini belirtti. Şimdi buradan devam edelim. 2002 yılından sonra politikalarımızda da tutarlılığımızı giderek kaybettik. Daha önce Irak, Kuzey Irak ifadelerini kullanmak bile Türkiye'de hoş karşılanmıyordu. Çünkü orada bir Irak devleti vardı güneyimizde ve biz bunun bütünlüğüne saygılı olmak, bütünlüğünü korumasına katkıda bulunmak ve o yöndeki çabalarını desteklemek durumundaydık. Bizim ulusal politikamız bunu gerektiriyordu. Bölge politikası bunu gerektiriyordu. Ancak 2002'den sonra her alanda olduğu gibi dış siyasette de çalkantılı bir döneme girdik ve artık Kuzey Irak'la ilişkiler değişmeye başladı. Sonra farkında olmadan, Türk milletinin haberi olmadan PKK terör örgütüyle, yabancı devletlerin aracılığıyla devlet düzeyinde görüşmelerin yapıldığını öğrendik. Daha sonra bu vatandaşa açılım, demokrasi, kardeşlik gibi ifadelerle alıştırılmaya çalışıldı. Vatandaşa bu şekilde aşılanmaya çalışıldı. İşte analar ağlamasın, şehit vermeyelim ifadeleriyle duygusal yönden vatandaşlar oluşturulmaya ve bu gelişmeleri kabullenmeye alıştırılmaya çalışıldı. Ve ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin bir resmi yetkilisi, üst düzey bir yetkili ilk ağızdan Kürdistan ifadesini kullandı. 17 Aralık'ta Barzani'nin Diyarbakır'a gelişinde Başbakan, Kürdistan Başkanı ülkemize hoş geldiniz dedi. Tabii bunu bekleyen fırsatçılar vardı hemen akabinde. Onlar da Kuzey Kürdistan'a hoş geldiniz, vatanınıza hoş geldiniz diyerek olayı pekiştirdiler. Bu Kürdistan ifadesini kullanmak bu kadar önemli mi? Evet, çok önemli. Özellikle siyasiler, yetkililer, devleti yönetenlerin kullandığı ifadeler çok önemli. Bunlar pişirilip bir sene sonra, beş sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra önünüze getirilir. Bunun örnekleri yaşanmıştır. Tabii Barzani ziyarete geldi. O günlerde, şimdi bir harita gösterelim. Barzani'nin ziyarete gelişinin hemen arkasından Barzani'nin partisi olan Kürdistan Demokratik Parti'nin internet sitesinde bir harita yayınlandı. Bu haritada bizim 21 ilimiz Karadeniz'e de dayanacak şekilde, Karadeniz'e de sınır olacak şekilde bir Kürdistan gösteriyordu. Bunun öncesi de var ama birazcık farklı. 2006 yılında, evet, gördüğünüz gibi Karadeniz'e kadar uzanan bir sınır çizilmiş, Kürdistan çizilmiş. Bunun bir evveliyatı da var tabii. 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde bir albayın adıyla, ama tesadüf değil, buna BOP haritası diyoruz biz, bir BOP haritası yayınlandı. Burada da Kürdistan, Suriye ve bizim güney sınırlarımızdan Akdeniz'e dayandırıldı. Şimdi Sayın Hocam, sormak istiyorum. Bu haritalar ne demek istiyor? Neden Akdeniz'e veya Karadeniz'e bir sınıra dayandırılıyor? Bunun anlamı nedir? Bu iki taraflı bir de değerlendirmenizi istiyorum. Bir tarafta Kürdistan kurma amacında olan bir enstrüman var, kullanılan. Bir tarafta da bunun senaryosunu çizenler var. Böyle haritalar ortaya atıyorlar. Ne demek istiyorlar hocam bu haritalarla? Şimdi her haritanın henüz gerçeklik kazanmadan da, gerçeklik kazanacak olsa bile, henüz gerçeklik kazanmadan da o haritada yüklenen bir işlev vardır. O da farklı toplumsal güçleri, farklı siyasi güçleri bu haritalar doğrultusunda kimine tehdit unsuru olarak kullanıp kiminin de iştahını kabartarak, hevesini kabartarak, yani haritalar bu amaca yöneliktir. Şimdi ikinci İsrail hakikaten ABD'nin Ön Asya'daki, Ön Asya, Kuzey Afrika bu bölgedeki projesinin
en vazgeçilmez, kendisi açısından en hayati unsurudur. Bunun dışındaki bütün konularda da kaybetmiş, başarısız olmuştur. Yani elinde kalan, bu açıdan sürdürülmeye değer olan ve getirisi kendisi için son derece kıymetli olacak olan şey budur. Ama böyle bir ABD aracı, piyonu, ne derseniz deyin, sömürgesi olacak bir devlet de olsa bunun Kuzey Irak sınırları içinde varlığını sürdürmesine imkan yoktur. Onun için bunun sürdürülebilirlik kazanması için mutlaka sadece genişlemesi, tabii ilave imkanlarda, yani güçsüz, parçalanmış bir Türkiye Amerika açısından son derece bayram ilan edilecek, hani Orta Doğu'daki hakimiyeti açısından bayram ilan etmesine vesile olacak bir durumdur. Parçalanmış bir Suriye aynıdır. Yani onun için birincisi bu haritaların, yani bu haritalar, amacı var. Bu amacı haritalar, var. Bakın, bazı değil. Haritalar gerçekleştirilmek üzere değil, gerçekleşmese de harita ilan edildiği sırada yaratacağı etki açısından piyasaya sürülür. Ama bu harita gerçekleştirilmesi için uğraşılan, bütün güçlerin gerçekleştirilmesi için sahaya sürüldüğü bir haritadır. Birincisi bunun ben altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu açıdan baktığımızda şu ana kadar bir devlet yapısı oluşturulmuş da olsa Amerika'nın içine düştüğü zorluklar nedeniyle bu devletin ilanı sürekli olarak ertelenmek zorunda kalmıştır. Şimdi o zaman bu konuda ilerleme sağlamak gerekmektedir. Yani aslında Barzani'nin bile ezberini bozan, ben bile bu kadarını beklemiyordum. Benim için de ciddi biçimde, yani ben daha önce gizlice Diyarbakır'a geldiğim zaman burada Kürdistan bayrakları vardı ama şimdi Türkiye Devleti'nin başbakanı geliyor. Diyarbakır'ın her tarafında Kürdistan bayrakları dalgalanıyor. Yani bu Kürdistan'ın ilanıdır. Kürdistan'ın ilanında atılmış çok resmi olarak bunun ilan edilmesinde ona yönelik atılmış çok ciddi bir adımdır. Yani şeyler filan bu işin hakikaten, yani hani petrol anlaşması, petrol anlaşmasını hiç, yani Diyarbakır'da böyle bir gösteri yaparak filan yapmaya hiç gerek yok. Yani o gösterinin nedeni aslında bu Kürdistan'ın ilanı konusunda ilerleme sağlamak içindir. Yani ve anlamı budur. Evet. Anlamı budur. Yani bence onun dışında başka bir bakmak, başka bir neden aramak vesaire gerekmez. Şimdi burada şu var tabii. Yani şimdi şuna bakalım. Yani bu Barzani'nin Diyarbakır'a gelmesine kadar olan süreçte Kürt açılımı diye ifade edilen ve Türkiye'ye demokratikleşme paketi olarak satılmaya, dayatılmaya çalışılan paket, bakın bunun sonucunda ben PKK'nın kuruluşundan bu yana, bu son bir yıl içinde, bakın ne oluyor, PKK işte Türkiye'den çekiliyor, silah çatışma, yani PKK güya tasfiye ediliyor. Hani iddia edilen şey bunun sonucunda PKK'nın tasfiye edildiği, PKK'nın Türkiye açısından bir tehdit olmaktan çıkartıldığı vesaire. Ben bu son bir şey, Habur da aynı etkiyi yaptı. Hatta Habur o kadar etki yapmadı. Ama Habur'un etkisiyle aynıdır etkisi. Şu anda bakın daha önce PKK'ya katılmak, dağa çıkmak, bir takım zorluklara katlanmak zorunda kalmak vesaireydi. Şu anda PKK'ya katılmak bir ikbal yolu olarak görülür hale getirilmiştir. Şu anda PKK dağdan inmiştir ama başka bir yere çekilmemiştir. İlçelerde, şehir merkezlerinde, hatta Türkiye'nin batısında, sadece
hani Güneydoğu'da bu değil. Güneydoğu'da şeyin genişletilmeye çalışıldığı haritalarda ilan edilen yerde değil. Meclisin içinde ve onun ötesinde bence hani bu son partinin adının değiştirilmesi vesaire bu Batı'da PKK'nın daha da güçlenmesinin bir aracı olarak. Yani bu yani bütün yani onun için hani bu bölünmüşlüğü, fiili bölünmüşlüğü geçmişe göre bundan bir yıl öncesine göre çok daha derinleştirmiştir. Yani dolayısıyla hani Kürdistan'ın resmen ilanının da daha kıvama gelmesi. Bakın Başbakan Kürdistan lafını söylüyor. Daha sonra Kuzey Kürdistan'dan, Türkiye Kürdistan'ından bahsedince Osman Baydemir. Başbakanın tepkisi şu, protesto filan etmiyor. Şık olmadı diyor. Zamansızdı. Bakın bırakın bunu bana, ben hazmettire bunu sunacağım. Böyle erken çıkışlar yaptığınız zaman nereye doğru gittiğinize, olumsuz etkiliyorsunuz. Uyarı yapıyorsun. Yani buna karşı olan güçleri ayağa kaldırıyorsun filan. Önce ben dedim. Biraz öyle bir yarışma var. Öyle de öyle bir yarışma da var. Hani bunun kredisi kime çıkacak, ne olacak. Ben dedim ama daha ziyade hani şık olmadı dediği zaman ya bunu biz hazmettire yapmaya çalışıyoruz. Onunla ilgili bir ilave bilgi sunayım. Kamuoyu da biliyor zaten, siz de biliyorsunuz. Şivan Perver'le görüşmesinde Şivan Perver kendisi açıklıyor. Diyor ki Kürt dilinde, ana dilinde eğitim olmazsa yeni çatışmalar doğar diyor başbakana. Kendisi açıklıyor. Başbakan da diyor ki acele etme, sırası var. Aynen bu irticai girişimlerde, gericilikte yaptığı gibi bu konuda da hep orada da demişti. Sabredin, sabredin demişti. İşte bugün türbanın ne hale geldiğini gördük. İrtica tehdit olmaktan çıkarıldı, yönetime geldi. Burada da benzer bir ifade kullanıyor, sabredin diye. Şimdi sabrediyoruz. Kürdistan ifadesiyle ilgili yeni bir gelişme dünden beri kamuoyunda konuşuluyor. 2014 bütçesi görüşmelerinde BDP yani PKK'nın meclisteki temsilcileri artık Kürdistan ifadesini bütçe görüşmelerinde resmen meclis yansıtıyorlar. Ve şu ifadeler bugün basında da yansıdı. Sayın Öcalan, Türkiye Kürdistan'ı 10 bin Kürt siyasi tutsak, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, ondan sonra Bahar ve Direniş Bayramı Nevroz, o da V harfi de W olarak yazılıyor. Evet. Mecliste o da kullanılacak. Ahmet gibi ifadelerle artık bunu resmileştirmek için cesareti aldılar. Çünkü bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü koruması gereken şahıs Kürdistan dedikten sonra görmek isteyenler de bunları tabii rahat rahat söyleyeceklerdir. Hocam buradan giderek haritayla ilgili size de sorayım. Karadeniz'e ve Akdeniz'e haritanın uzatılmasına ne diyorsunuz? Yani hiç buralarda bir Kürt varlığı tarihte veya zamanımızda olmuş mu ki? Neden böyle bir haritayı birisi Karadeniz'e birisi Akdeniz'e dayıyor? Bu konuda şimdi Semih Bey gayet güzel betimledi. Haritalar tabii bir amaca yönelik çizilir. Evet. Yani sadece bir sanat veya coğrafi bir bilgiye dayanarak akademik bir şeyden ziyade amacı olan, belli amacı olan, işte kimisini cesaretlendirir, kimisini korkutur gibi. Dolayısıyla bu bölgede etraf, yani kurulacak devletin ikinci İsrail demelerinin sebebi nedir? Çünkü birinci İsrail yetmiyor, nüfus olarak yetmiyor. Bütün dünyadaki Yahudileri bu bölgeye... Bir saniyenizi alayım hocam. Estağfurullah. Bu İsrail deyince kanalımızda Barzani'nin bir fotoğrafı var. Onu koysunlar. Mossad'la onu da görelim. Tabii evet. Ki, evet, evet. Barzani kimdir? Yani ben onu diyordum. Barzani kimdir onu da bir görelim. Ben ikinci İsrail, İsrail'in kendisinin temsilcisi yani yetmiyor nüfusları. Devam edeyim mi konuşmaya? Buyurun efendim. Ha, yani buradaki bütün Yahudileri bu coğrafyayı yaysanız her kilometreye bir Yahudi, iki Türkmen, üç Arap, sekiz tane başka ırk düşer. Dolayısıyla İsrail'in Nil'den Fırat'a olan hayali, Tevrat'ta
vaz edilen hayali evet. Bu şekilde gerçekleşir. Resmi başka de, bir ırk güya ki o da Yahudi ırkının bir başka şeyidir. Biliyorsunuz bu Barzani'nin aslen Yahudi olduğunu. Evet. O yani, Yahudilerle de güzel bir fotoğrafı var. Şimdi, mesele, mesele ben Yahudi olsam gerçekten evet. Yahudi olduğumu söylerim. Evet. Bir insanın ben şu değilim demesi kadar bence çok kötü bir şey yok aslında bu siyasette. Yani şey onu demek istemiyorum. Evet. Bir de biz hep bakıyoruz Türkiye tesirlerine. Peki Türkiye'nin alemde bakın Türkiye'de bir hükümet var. Bu hükümet devletimizi temsil ediyor. Bu hükümette bazı projeler yürütülüyor. Bu projenin bir tek aktörü var. Hiçbir akademik çalışmada bir projenin bir aktörü olmaz. Bir sözcü aktör. Ben yaptım. İşte böyle olacak. Dolayısıyla bu projelerin ben çok fazla ciddiyetine inanmıyorum. Çünkü projenin detayı yok. Sadece şekli var. Yani kapıyı aralıyor. Kürt projesi diyor. Kürtler buraya gelsin. Ha buradan girsin buraya. Zafer işaret. Yani proje demek için bir şeyin elbette ki kendi akademik olarak bir şeyleri olması gerekiyor. Onu bir tarafa bırakıyoruz. Bu projeleri yürüten kişi Türkiye düşman. Türk kelimesini ortadan kaldırmaya yöneliyor. Türk eminini ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla burada bir Türkiye ve o bölgedeki hareketler yerine meseleyi ele aldığımız zaman bunları bir bütün olarak görmemiz lazım. Yani meclisteki falanca parti, PKK örgütü bunlar hepsi birbirinin devamı. Fakat satrancın farklı karelerinde yer alan insanlar. Asıl bunu yaratıcısı, bunun aktörü emperyal güçlerdi. Şimdi o noktadan hareketle Semih Bey'in de güzel ifade ettiği PKK resmileşmiştir. Böyle dağdan indi oraya gitti buraya resmileşmiştir. Beğenelim beğenmeyelim. Yol kontrolü evet. Yapıyor, trafik kontrolü yapıyor. Şimdi bu bir emniyet sağlıyor. Bu bir defaktodur diyorlar. Yani çok basit insanları, ahmak insanları bu şekilde kandırıyorlar. Hatta yani bence ünlü değil ama çok yazan bir adamlar efendim biz bir Kürt realitesini kabul etmeliyiz. De facto kelimesini de icat etmişler. Peki bir soru soruyorum ben. Almanya Fransa işgal etti. Yani bir fiil iş yani de facto oldu orada. Peki Fransa orada mı kaldı? Fransa Almanları oradan def etmedi mi? Yani de facto dediğiniz zaman tabi olmamız gereken bir kural değil ki. De facto o andaki resimdir. Şimdi bu andaki resim bir Kürt devletinin kurulmasının ayak sesleridir. Bunu Türkiye sağlıyor. Türkiye hükümeti kim? Türk kelimesinden nefret eden bir espri anlayış içinde. Yani Atatürk'ü bir tarafa bırakalım. Ona zaten yani söz söyletmeyiz ağza. Evet. Ama ağzını almıyor. Yani ben Türk'üm. Efendim ben demek zorunda değilim. Zaten bu bile bir zaaftır. Türk kelimesini ortadan kaldırıyor. Türkiye oldu. Türkiye hava yolları oldu mesela. Ne bileyim ben. Türk kelimesi Ziraat Bankası'ndan kaldırılıyor. İşte bir kaldırılıyor bir getiriliyor. Alıştırmamız. Burada asıl mesele nedir? Herkesin dikkatini oraya toplaması lazım. Ben yani bir birey olarak Türkiye'de bu manzaraya layık mıyım? Bir. Ben layık mıyım? Bana bu hakareti yapanların hesabını soracak mıyım? Bunu, bu şuuru, yani toplum zekası, toplum bilinci ne zaman ki bunu fark eder ve tepkisini gösterir, o zaman bu projelerin tamamı silinir. Neden? Bir devlet var, bir de hükümet. Bu hükümet zahil olduktan sonra, biz seçimi kaybettikten sonra, devletin asıl sahipleri... Devletin dinamik güçleri tekrar... Dinamik güçleri. Bu dinamik güçler sadece devletin silahlı kuvvetleri... Değil. Şu değil, halktır da, bireydir de. Evet. Bir bireyin, Diyarbakır'daki bir Türk'ün bunu düşünmesi lazım. Bu sadece ben Türk'üm, öteki Kürt'tür demesinden ziyade... Kürtler beni idare ederse ne olurum Kürtleri düşünmesi lazım. Bugün Erbil'deki Kürtleri ben biliyorum. Hiçbirisi mutlu değil. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir Kürt devleti kurulduğu zaman bir coğrafyada buradaki Kürt vatandaşı vergiye tabidir. Şimdi vergi ödemiyor. Elektrik parasını ödeyecek. Şimdi ödemiyor. İstediği gibi silah çekiyor, adam öldürüyor. O zaman yapamayacak. Yasa yok. Yasa yok. Otorite yok. Peki bir Kürt vatandaşını sormak istiyorum. Devlet olmadığı bir yerde
Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne namusunu insan koruyabilir? Onun için Atatürk büyük adamdır. Atatürk devleti kurdu, adını da kurdu. Ve bir nizamı kurdu. Kıyafetten bahsettiniz. Çok özel bir şey anlatmak istiyorum. Atatürk o kadar büyük ki bir kıyafet devrimi diye bir şey. Bildiğimiz gibi Cumhuriyet Devleti nedir? Herkes aynı kıyafeti giyecek. Neden? Etnik ayrışımı, kıyafet ayrışımından kaynaklanmasın diyedir. Yoksa o teki başını örtmüş, bu teki örtmemiş değil mesela. Tartışmayı nereye kadar getirdiler? Başörtüsünü simgeleştirdiler. Bir gün hangi daireye giderseniz gidin, bakın, dikkatle bakın, orada bir başörtülü şey var. Mutlaka var değil, oranın amiridir. Evet. Yani resmen amiri değil, orada bir memur. Ama oraya hükmediyor. Ben kesin biliyorum, yani herkes de biliyor. Neyse, bu konuyu dağıtmadan şunu söylemek istiyorum. Harita konusunu yedirelim. Yani bir etrafı düşmanlarla çevrili bir devlet yerine denize açılan bir devlet olmayı... Denize açılması. Yani onu her yönle, ekonomik vesaire yönden. Ama o coğrafyalar da Kürtlerin yoğun olduğu bir yer değil. Yoğun değil, nasıl? Hiç olmadığı yerler. Ben oraya gelmek istiyorum. Sonradan oraya gelmek istiyorum. Orada bir tuzak var gibi geliyor bana. Tamam hocam. Öyle. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi. Evet, oralarda Kürt yoktu. Niye Akdeniz'e getirdiniz? Niye Karadeniz'e dedirdim? Sanki geri kalan bölgelerde hak varmış gibi gösterme düşüncesi. Aynen öyle. Olarak düşünüyorum ben bunu. Burada başka bir şey daha başka var. Bir şey daha var. Kurulmaya çalışılacak olan şey, evet. Çalışılan şey Kürt devleti filan değil. Evet, tabii. Kürtlerin devleti. Ben de onu demek istedim. Kürdistan adının bu yanılsamayı, onu güçlendirmek, ona hizmet etsin diye. Bakın, sizin bir sorunuza ben cevap vermemiş oldum. Evet. Yani Kuzey Irak'a, Kandil'e taşınması PKK'nın, ya bakın, bir ülkenin işgali altındaki bir yerde kılınıza hiç kimse dokunmadan siz burada tesisler kurarlar. Böyleyse siz bir ülkenin işgali altındaki bir yerde bu işi rahatlıkla yapıyorsanız başka hiçbir kanıta şey gerek ihtiyaç yok. Yok, gerek evet. Yok yani. Evet. Onun için sömürge olarak da evet. Hiçbir toplum ne milletleşebilir ne kendi geleceğini kendi eline alıp kendisi kurma imkanı. Ben de onu demek istedim. Yani Kürdistan adının telaffuz edilmesi ve sadece isim. Ha, onu da isim. Altını çizmek evet. Lazım. Teşekkür ederim. Şimdi efendim konuşmalarınızda da belirttiniz. Büyük Orta Doğu Projesi neticede küreselleşme isimleriyle güzel insanlara anlatılan proje gerçekte kaynaklara, ülkelerin kaynaklarına el koyma, pazar edinme, o pazara sahip olma ve pazarın ürünlerinin geçiş yollarını kontrol etmeden başka bir şey değil. Şimdi işin temelinde bu var ve bu doğrultuda da hem bu yapılaşma oluşturulurken bir taraftan da bunun temellerine veya esasa oturtulmaya çalışılıyor. Buradan da herkes nasıl pay alırızın peşinde bir taraftan kendine göre bunu gidiyor. Şimdi Türkiye'ye Barzani geldi 17 Aralık'ta. Bu ifade ettiğiniz gibi bu Kürdistan'ın bir bakıma tanıtılması, anlatılması ilanı bir bakıma da işte bu pazarlıkların bir temelinin atılmasıydı diye bir değerlendiriyorum. Barzani gelmeden Kuzey Irak'ın Enerji Bakanı Havrami şöyle bir ifade kullanıyor. 1,5-2 yıl içerisinde Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir hat, yani petrol boru hattı açılacağını söylüyor. Mevcut hatta ilaveten. Daha sonra Fransız kaynaklarında şöyle bir ifade var. Yılbaşından sonra günde 300 bin varil petrol ve 10 milyar metreküp doğalgaz Türkiye üzerinden dünyaya sunulacak deniliyor. Basında gördüğümüz kadarıyla Barzani'nin geliş sebeplerinden en önemlisi birisi de petrol konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapmaktı. Ancak Barzani gittikten sonra bir hafta 10 gün sonra yeğeni Barzani geldi, Neşirvan Barzani geldi. Heyet halinde görüşmeler yapıldı. Basına işte önce bir anlaşma yapılacak haberi yansıdı, sonra anlaşma yapılanmadı dendi. Ama bu da yalanlandı. Anlaşma yapıldı ama açıklayamadılar dendi. Çünkü açıklanması
cesaret istiyordu. Çünkü bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Irak merkezi yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin herhalde onayı geliyordu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Bu anlaşma gerçekleşir mi? Neyin karşılığında gerçekleşir? Yani buraya Irak'ın bakışı nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin bakışı nedir? Bu petrol anlaşması ne olur? Şimdi efendim bir kere oradaki petrol kaynaklarının çok zengin olduğunu herkes biliyor. Evet. Dolayısıyla 200 yıldan beri, 300 yıldan beri yabancılar bu bölgeyle ilgili bir takım planlar ve projeler yaparlar. O bölgenin sahibi olan Türkler hiç proje yapmazlar. Halbuki petrol kendinin, yani kendi altındaki zenginliğin ya farkında veya değil veya şu şu bu, ama netice itibariyle yabancılar, yani emperyal güçler bütün bu buradaki entrikaları, savaşları, Amerika'nın 200 binden fazla ordusunun mensubunun orada olmasının sebebi petrol kaynaklarıdır. Bu petrol kaynaklarını Türkiye Cumhuriyeti hükümeti acaba ben nasıl yararlanırım gibi bir takım teşebbüslerle oradaki adamı buraya çağırdı. Neşirvan Barzani'yle oturdu, bir anlaşma imzaladılar. Biz imzalamadık demek çok büyük bir ayıptır. Siyasi yalan olmaz. İmzaladılar. İmzaladıktan sonra Ticaret Bakanımız ve Enerji Bakanımız galiba geçen sene olduğu gibi buraya giremez dedi Maliki, Irak'ın başbakanı. Şimdi bir devlet düşünün, hükümeti var. Bu hükümetin enerji bakanı Erbil'e geçen sene uçağa indirilmiyor. Geliyor Kayseri'de iniyor, arabayla gidiyor. Yani bu biraz aşağılayıcı bir şey. İndirmiyorlar. Maliki bu petrol anlaşması imzalandı imzalanmaz uçuş yasağı koydu bölgeye. Irak'a Türk uçakları giremez dedi. Davutoğlu veya işte daha evvelden de bir teşebbüsler, efendim böyle bir anlaşma imzalamadık, bu öyle işte öyle filan, ha öyleyse kaldırdım bunu. Kaldırmadı, yürürlükte de değil. O zaman bu nedir? Bu boğuşma aslında ilk baktığımız zaman herkesin müttefik olduğu bir senaryo var burada, aktörler var. Türkiye aktörü var, PKK var, meclisteki PKK yanlısı var, Kuzey Irak'taki gruplar var. Bunlar hepsi homojen değil ki. Hepsinin kendine göre çıkarı var. Mesela Kuzey Irak'ı ele aldığınız zaman bir Süleymaniye var. Süleymaniye bugün aşağı yukarı İran'a yakın bir destek sağlamaktadır. Bir de Barzani var, Talebani vesaire var. Türkiye'de de menfaat grupları var, mafya var. Petrolün bir de sahibi var. Oradaki yerli halk, Türkler ve Türkiye. Bir de petrolü işletenler var. Şimdi petrol yer altından çıkıp pazarlanıncaya kadar çok muazzam yatırım isteyen bir şeydir. Bu petrol benimdir, bu hurma ağacına benzemez. Meyvasını ben alırım, sen gelecek sene sana vermem diye bir şey yok. Petrol sürekli üretilmesi gereken ve her petrol şirketi, çok özür dilerim, özetlemek zorundayım. 50 ila 100 yıllık bir ekonomik plan çizerek petrolü arar ve satar. Aksi takdirde feasible olmaz. Yani petrolü çıkarmak bitmiyor ki. Onu bir kere rafine etmeniz lazım. Muazzam tesisler kuracaksınız. Nakliyatı için işte boru kurulacak vesaire. Dolayısıyla bu şirketlerin tamamı Amerika'nın hegemonyası da Amerikan şirketleridir. Şu veya bir şekilde isim değiştirerek yerli ortaklar... Sadece Amerikan da yok hocam herhalde, düzelteyim. British Petrol de... Yedi kız kardeş. Fransız, İngiliz... Yedi kız kardeş var bütün evet. Dünya petrolünün piyasasına hakim. Hepsi var yani orada. Yedi kız kardeş. Şu Amerika olmuş. Sen bunu al, ben bunu al. Yani ona girmek istemiyorum çünkü konum da değil. Evet. Ama yedi kız kardeşindir petrol. Onlarındır. Şimdi ben onu çıkarırım, satarım, işte hat yaparım, boru yaparım, bilmem ne yaparım. Bundan bitmiyor ki. Bundan olmaz. Böyle bir politika üretilmez. Yani şeye başladım, siyasette yalan olmaz dedim. Bir uluslararası güya anlaşma yapıyorsunuz. Önem atfettiğiniz adam var. Biz ülke içinde alıştık da uluslararasında olmuş. Yani şimdi önem atfettiğiniz bir bölgenin başbakanı dediğiniz bir adam geliyor, bir imza atıyor. Sonra siz onu ben imzalamadım diyorsunuz. Bu aslında skandaldan ötede bir şey. Yani bu anlaşılır bir şey değil. Ha, ama ben anlıyorum. Neden anlıyorum? Çünkü bunlar hepsi aktör. Satrancın
Piyon hamlesi. Piyon. Hamlesi. Evet, Allah Allah, bu at niye oraya gitti? Şimdi evet. Onu o hamlede yenecekler. Yeniyorlar da, ama Amerika'nın kimi yendiği de umuru değil. Amerika neticeye bakıyor. Bu petrol bana ait. Kim açıklama yaptılar? Merkezi hükümetin, ki o da kendi yaptıkları, yani Amerika'da mutfağında pişiren anayasanın bir emri olarak bu petrol merkezi hükümetin inisiyatifindedir. %17'si kuzey bölgeye verilir. Niye %17'si? O ayrı bir konuda tartışırız. %17 bölge halkına verilir. Peki bu halk orada sadece Kürt mü? Evet. Peki sadece Barzani mi? Evet. Hayret edilecek bir şey. Bu sürüp gider bu tartışmalar. Ama şunu özetlemek istiyorum ben. Bu petrol şu anda aşağı yukarı 50 yıldan da beri Amerika'nın ve 7 kardeşin hegemonyası altındadır. Onlar üretir, onlar satar, onlar taşır. Onlar taşır, onlar yararlanır. Halk orada ameli olarak çalışırsa çalışır, biraz yararlanır. Dolayısıyla ben burada iki imzaya, işte Kürdistan Devleti'nin kurulmasına çok fazla ciddi bakmam. Çünkü aslında hocamızın da belirttiği gibi, aslında bu bir Kürt devleti değil. Adı Kürdistan ama Kürt devleti olabilmesi için bir Kürt kültürünün olması lazım. Bir Kürt coğrafyası lazım. Bir Kürt devletinin şuuru olması lazım. Nerede o? Hiç bugüne kadar öyle bir şey yok. Bir Kürt grameri yok. Bir Kürt şeyi yok, araştırması yok orada. Ne kadar, nerede ne Kürt var? Kürt dediğim zaman, yani Kürdistan'ı kurmak isteyen Kürt'ten söz etmek istiyorum. Yoksa etnik yapı herkesin ailesinde biraz Türk, biraz Kürt, biraz Arap olabilir. Evet, hiçbir insanlar bir arada yaşamı kültürü olmayınca, ayrı yaşamı kültürünü Amerika ve emperyal güçler oraya vaz ediyor. Bunlar da ayrışıyor. Ondan size devlet vereceğiz diyorlar. Bunun da temel geçim kaynağı da petroldür. Bunun paylaşma kavgası var şimdi. Bunun paylaşım kavgası var. Kürt grupları arasında Türkiye, İran, Suriye, hatta emperyal güçlerin de kendilerine göre payları var. İngiliz, Fransız ve Alman, Amerikalılar ayrı düşünüyor. Yani kavga, özetle söyleyecek olur, tek kelimeyle petrol paylaşımıdır. Burada İsrail, Misrail, Kürt, bilmem ne, onlar hepsi şekil. Yani bazı bunu araç olarak kullanılıyor bence. Ne zaman, niye? Çünkü Türkiye'de güçlü bir otorite devlet yok bence. Yani bunu bu bölgede tesirli olacak bir güç yerine kendisi de teslimiyet içinde olan bir varlık haline geldi. Bu da geçicidir bence. Evet. Burada belirttiğiniz gibi amaç petrole, yani enerji kaynaklarına sahip olmak, kontrol etmek, pazarlamak, tamamen onun kontrolü. Bu arada bunu sağlamak için yeni bir oluşum gerekiyor. İşte bunun adına İsrail denmiyor da Kürdistan deniyor. Bunu sağlamak için de bir eş başkanlık teşkil ediliyor. O eş başkanlık da bu petrol kaynaklarından yararlanacağız veya yararlandıracağız hevesiyle bu işe sarılması sağlanıyor. Herhalde senaryonun genel olarak tarif edersek senaryo böyle devam ediyor. Çok kısa bir örnek verebilir miyim? Şimdi IPC şirketi, Irak Petroleum Company, 1954 yıllarına doğru, 50-50 yıllarında millileştirildi güya krallık zamanında. Bu aslında bir İngiliz şirketi. Fakat herkese hoş görünsün diye Irak Petrol şirketi adını aldı. Evet. Yani tamamen İngiliz. Yani hiçbir şeyi Irak değil. Sadece petrol Irak'ın tabii. Evet. Yani adıyla evet. İnsanları hoş görünsün diye. Evet. O bile kandırmacı. O bile kandırmacı. Evet. Halbuki bir İngiliz petrol şirketidir. Evet. Hocam, ilaveniz var mı? Ben bu konuda iki nokta üstünde durmak istiyorum. Şimdi bunlardan biri tabii bence anlaşma diye ifade etmek de doğru değil. Çünkü bir tarafta Türkiye devlet var, öbür tarafta yetkisi devlet olmayan bir şey var. Bu konuda yetkisi de olmayan ve devlet olmayan bir birim var. Onun için bu sözleşmedir. Ama bu sözleşmenin bence aynı zamanda hani bu Kürdistan'ın ilanı, bu işin kıvama getirilmesi, orada ciddi bir katkısı var. Şimdi bakın, Türkiye'nin
eğer Kürdistan bölge yönetimiyle Türkiye arasında böyle bir anlaşma geçerli kılınıp uygulamaya konursa, bu Kürdistan bölge yönetiminin ciddi biçimde bağımsızlık yönünde adım atması ve bu şekilde algılanmasına yol açacak olan bir şey. Şimdi burada yapılan iş şu, işte gidiyorlar, hani bir sanki bir şirket var, paydaşları var. Şimdi şeyde de değil, bu her sene bildiğim kadarıyla Irak'ın bütçesinde hangi bölgenin petrol gelirlerinden ne kadar, yani o senelik olarak yeniden düzenlenen bir şey. Şimdi bizim bakanımız gidiyor, diyor ki ya diyor işte siz boruların başına çıkışta adam koyun, girişte adam koyun, biz bankalarda payınızın size ödeneceğine dair önceden size güvence verecek düzenlemeleri yapalım. Biz sondaj yaptığımız zaman gelin adam koyun. Yani aynen, yani biz sizin, hani biz bırak anlaşmayı öbürüyle yapalım, sizin payınızı da vermeyi, bakın burada bu merkezi devleti devlet olmaktan çıkartan, Kürdistan bölge yönetimini de sanki bağımsız bir devlet gibi gören ve mütalaa koyan bir şey. Yani bu da aslında Kürdistan adının telaffuz edilmesiyle bu konuda izlenen tutum aslında aynı amaca yönelik adımlar. İkinci kısaca üstünde durmak istediğim nokta. Şimdi şu tamam ama bakın Kuzey Irak'taki petrollerin karını elde etmek için Amerika açısından baktığınız zaman yaptığı harcamayla buradan elde edeceği gelir arasında bir ticari olarak eğer ekonomik bir şey olması, olarak düşünüyorsa yok çok daha fazla harcama yapmış vaziyette. Yani bence kritik olan iş, bakın şu anda Amerika'ya alternatif dünyada üretimin merkezi doğudan, batıdan doğuya, kuzeyden güneye kaymış vaziyette ve alternatif bir sistem gelişiyor batı sistemine karşı. Bunun istediği zaman bu, yani petrolü kendisinin kullanmasından, kendi enerji güvenliğini sağlamaktan ya da bundan kar etmekten çok petrol kaynaklarına, enerji kaynaklarına ve ulaşım hatlarına hakim olmak ABD ve Batı açısından bunu gerektiğinde başkasına kullandırmamak, kendi rakiplerinin büyümesini, gelişmesini engellemenin, onları baskı altına almanın bir aracı olarak kullanmak sanki daha da ağır basıyor. Hani evet, kendisinin bu işten kar etmesinden, kendi enerji güvenliğini filan, rakiplerinin can damarını elinde tutmak ve onların gerektiğinde boğazına basabilmek açısından. Zaten amacı da, yani asırlardan beri amacı da bu. Yani bu enerji kaynaklarını el koyup onu idare etmek. Bir şey daha var. Biz hep petrolden bahsediyoruz doğal olarak. Çünkü gündemde o. Ama bir de o bölgede daha zengin mineraller var. Mesela dünyanın en büyük kükürt rezervi oradadır. Yani söz olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu ayrı bir konu olabilir. Yani enerji kaynakları diyelim hepsine beraber. Yani enerji kaynakları ayrı bir oturum konusu bile olur. Ben uzmanı değilim. Evet. Sadece bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Netice itibariyle Büyük Orta Doğu Projesi'nin de siyasi olarak o bölgenin coğrafyasını parçalara bölüp işte ikinci bir İsrail yaratmak, kendine tabi olan devletleri yaratmak. Ben bir özetle bir şey söylemek istiyorum. Çok özür dileyerek söylemek istiyorum. Ve sonunda bu kadar söyleyeceğim. Hayır. Neden Kürdistan devleti kurulamaz gerçek anlamda ve yaşayamazın temel nedeni, onun yerine geçen bir Türkiye var. Onun Kürdistan gibi bir şey yerine, jandarma yerine daha güçlü bir jandarma tercihini yaptı yabancı emperyal güçler. Buna biraz mevcut kafa yormamız lazım. Evet. Mevcut. Yani madem ki ama daha güçlü bir karakolun var. O zaman üçüncü İsrail. Ha, hayır. İkinci işte İsrail, ikinciyi de ikinciyi kurduğu zaman. Ama ne güzel.
üçüncüyü iyice zayıflatıp onu da... Burada üçüncü gibi. Hayır efendim. Bu ikinci İsrail zaten bir bebek halinde kucağına oturdu üçüncü İsrail'in. Dolayısıyla ben şunu bu bölgede yaşayan halkların tamamı biraz uyanık olmaları lazım. Biraz kulaklarını kabartmaları lazım. İyi görmeleri lazım olayı. Evet. Hocam konumuzun programımızın sonuna yaklaştık. Bence en önemli soruyla konuyu kapatalım istiyorum. Gelişmeleri değerlendirdik. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin şu anda uygulamakta olduğu politikalar Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarına hizmet etmekte midir? Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Irak politikası ne olmalıdır? Yani bunu bu hükümet açısından da değerlendirebiliriz. Gelecekteki Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri açısından değerlendirebiliriz. Yani bu hükümet böyle bir politika uygulayamaz ama bundan sonra böyle bir politika uygulanmalıdır şeklinde bir değerlendirmeniz olabilir mi? Buyur. Evet, efendim bana soracak olursanız bilmiyorum yasaklama sınırına girer mi girmez mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü hükümeti her sektörde başarısızdır. Bu bence... Bir değerlendirme hocam, yasak olamaz. Hayır, ona bakmıyorlar ki. Suç. Yani suç unsuruna bakmadan adama bakıyorlar. Suç değil, bu bir değerlendirme. Her adam, ama adama olur. Göre suç icat ediliyor. Evet. Hukuka göre değil. Evet, bir de bu da suç tabii ki. Ama neyse. Evet, her neyse, bence bütün alanlarda başarısızdır. Evet. Bu mesela rant kavgası dediğimiz cemaat çatışması da bunun bir ürünüdür zaten. Yani milli eğitim politikanızı, yani siz demiyorum ben, hükümet belirleyememiş, dershane bahane, rant kavgası, milli eğitim şeyi çökmüş. Sağlıkçı olduğum için sağlık tamamen rezalet haline dönüşmüş. Ne nedir kimse belli değil. Bir takım icatlar var, o ayrı bir araştırma konusu olabilir. Sağlık alanında başarılı değil. Komşularla sıfır problem oldu. Çünkü hiçbir komşumuza geçinmediğim için sıfırladık işi. Yani çok açık söyleyeyim. Bazıları da şey diyor hocam, sıfır yerine sırf problem. Yani şimdi bir devlet... Problemsiz diyor. Komşumuz kalmadı herhalde. Bir, olmayanları da problem haline. Bir hükümet düşünün, hiçbir etrafındaki hiçbir komşuyla doğru bir münasebeti yok. Ben işte gittik, bilmem neyi imzaladık, ben onları da değilim. Ama bana... birileri çıkıp efendim biz şundan iyiyiz desin, problemi olsun veya olmasın iyi bir münasebetimiz yok. Suriye politikası malum, Suriye politikasında tamamen Türkiye hükümeti mensupları, çok affedersiniz, tamamen çuvalladılar değil mi? Yani başarısız oldular. Irak'ın bir parçasıyla muhatap oldular. Irak'ın o parçası kendi içinde zaten bir parçanın bir bölümüdür. O da son derece diplomatik seviye itibariyle yanlıştır. Ama bütün bunların bir sebebi olması lazım. Onun için diyorum ki Türkiye'de iyi bir karakol, jandarma bulundu. Bu jandarma bu bölgeye hakimiyetini sağlamaya çalışıyor. İşin en komik tarafı da başaramıyor da. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Yani bu eş başkanlık da tutmadı diyorsunuz. Olmadı. Tutsaydı tutardı. Sayın hocam, sizin değerlendirmenizi alalım. Bana ben yani bir özellikle iki başlık altında tekrar istirham ediyorum. Yürütülen politikalar doğru mu? Türkiye çıkarına uygun mu? Bir de nasıl bir iktidar olmalı? Türkiye politikalarını nasıl değiştirebilir? Doğru yöne gidebilir? Yani aslında ben İçinde yaşadığımız bölgeye baktığımda sadece Türkiye açısından değil, bu bölgede yer alan bütün ülkeler açısından Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünün bu kadar hayatın içinde bu kadar canlı duyumsandığı, bu bölge ülkelerinin ve milletin haline geldiği hiçbir dönem olmamıştır. Belki yurtta barış, dünyada barış sözünün söylendiği dönemde dahil olmak üzere. Evet. Öte taraftan bakıyoruz, emperyalizmin, ABD'nin başında yer aldığı sistemin şu o konudaki, onların da o konuda bir sloganı var. Yani dünyada savaş,
milli devletlerin içinde iç kargaşa yaratmak. Yani hem dünyada hem ülke içinde. Yani şu anda bunun böyle bir saflaşmanın olduğu dönemde yaşıyoruz. İkincisi, şöyle bir durum düşünsek. İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin devlet başkanları, başbakanları, dışişleri bakanları toplansalar bir yerde, bütün dünyaya bir açıklamada bulunsalar. Biz bugünden itibaren emperyalizmi ve başka ülkeleri bizim bölgemizin dışında tutacağız. Bu bölgeye yaptıkları silahlı silahsız müdahalelere birlikte karşı duracağız. Evet. Aslında Bağdat Paktı çok kısa bir şey. Yani budur. Hani saldırmazlık paktı bile değil. Hani birimize saldırı olduğu zaman, bakın, bu dünyadaki dengeleri değiştirecek olan bir şeydir. Yani Batı Asya Birliği, Batı Asya'da böyle bir birliğin kurulması dünyadaki dengeleri değiştirecek olan bir şeydir. Bu birlik içinde yer alan bütün ülkelerin kendi iç problemlerini, iç sorunlarını, etnik dinsel temelde kışkırtılmış olan sorunları çözmelerine de bütün taraflar, yani sadece ülkeler değil, o ülkeler içinde yer alan hangi kökenler olursa olsun, bütün unsurlar, bütün taraflar açısından son derece olumlu bir ortam yaratacaktır. Ben şöyle bir belirleme yapmak istiyorum. Türkiye'deki Kürt sorununa bunun ne etkisi olur üstünde? Bakın, 20 sene öncesiyle karşılaştırdığımız zaman ülkemizde Kürt yurttaşlarımızın demokratik ve kültürel haklar açısından 20 yıl öncesine göre çok daha iyi bir durumdalar. Çok güzel bir şey bu. Ama bakın, bu kaynaşmanın, bunun kaynaşmaya birliğe yok. Yani normal koşullarda farklı kökenlerden insanlar aynı milletin içinde gönül rahatlığıyla eşit yurttaşlar olarak birbirlerinin üstün taraflarından yararlanıp, birbirlerinden öğrenerek, demokratik kültürel haklarını eşit biçimde kullanarak yaşıyorlarsa bunun kaynaşmaya yol açması gerekmiyor mu? Ama son 20 sene içinde bölünmüşlüğün çok daha, Türkiye fiilen birçok açıdan hakikaten ciddi bir bölünmüşlük yaşıyor bugün. Bunun nedeni şu: bu süreci yönetenler aslında bölünmeyi derinleştirmek amacıyla bu süreci yönetiyorlar. Onun için bizatihi bölünmeyi dışarıdan yani, bu bölünmeyi yönetenlerin araçlarını ortadan kaldıracak, onları araçsız bırakacak, onları imkansız bırakacak olan böyle bir birliktelik, her ülkenin kendi içinde barışı ve barış içinde hem birliği güçlendirmeyi, hem refahı güçlendirmeyi, hem hakikaten kültürel, demokratik, bilim, sanat her açıdan gelişmeyi bu çok ciddi biçimde sağlayacak olan bir şey. Bugün maalesef bunun önündeki en büyük engel Türkiye'de iktidara oturmuş olan BOPEŞ başkanlığıdır. En büyük engel budur. Yani bakın, sadece başka ülkelerdeki bölünmeyi değil, kendi ülkesi içindeki bölünmeyi de yöneten tehlike içimizde. Yani onun için hani şu anda bence başka ülkelerde, yani biz Türkiye'de eğer milli bir hükümetin kurulmasını ve bu Batı Asya Birliği projesini uygulamaya geçirmesini sağlayabilirsek, bu sadece bizim ülkemizde değil, komşularımızda da bayram ilan edilmesine neden olacaktır bütün bölgede. Hakikaten işte komşularla barış, komşularda barış, belki bugün yurtta barış, dünyada barışın, dünyada barışın bugünkü somut karşılığı. Evet. Çok teşekkür ederim. Sayın hocam da katıldığını ifade etti. Ben de yürekten katılıyorum. Bir cümleyle ben de katıldığımı ifade etmek istiyorum. Evet, önce içeride barış, komşuda barış, dünyada barış. Bu herhalde bu çizgiyi böyle çizmemiz gerekiyor. Bunu sağlayacak olan da irade, milli irade, siyasi irade. Bugün milli iradeyi temsil ettiğini ifade etmekle beraber Türkiye'yi yönetenler eş başkanlık iradesi olarak başkalarının iradesini yürütmeye gayret ediyorlar. O halde çözüm milli hükümette.
milletin hükümetinde. Bu sağlandığı takdirde Türkiye içerisinde birlik, bütünlük, komşularla bir dost sorunsuz olarak yaşama, ki bu daha önce sağlanmış idi Atatürk döneminde, PKK'nın işte bu palazlanana kadar ki olan dönemde bu sağlanmıştı ve o zaman bütün Türk hükümetleri, geçmiş Türk hükümetleri de komşularla bu konuda işbirliği yaparak, sınırlarına, kendi iç işlerine saygı duyarak bu politikayı yürütmüşlerdi. Biz o politikaya tekrar döndüğümüz takdirde ülkemizde barış ve bütünlük içerisinde komşularımızla da huzur içerisinde yaşayabiliriz. Çözüm milli hükümetten geçiyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam görüşleriniz için. Sayın izleyiciler, bugünkü programı burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta gene aynı saatte, cumartesi günü saat 11'de Suriye ile ilgili sorunları tartışmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Başka bir duyuru daha yapmak istiyorum. Ulusal Strateji Merkezi olarak 9 Aralık Pazartesi günü düzenlediğimiz bir panel var. Ankara Halk Tiyatrosu Merkezi'nde Pazartesi saat 18'de olacak. Konumuz Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Dersim'den Tunceli'ye başlığı altında Dersim isyanı ve gelişmeleri ve günümüzdeki tartışmalarla ilgili bir panel olacak. Çok değerli, saygın tarihçilerimiz var. Profesör Doktor Sine Akşin, Profesör Doktor Ergün Aybars, araştırmacı yazar Hüsnü Merdanoğlu konuşmacı olacaklar ve Profesör Doktor Bige Sükan da paneli yönetecek. Ben sizlere önce iyi bir hafta sonu, daha sonra iyi bir hafta diliyorum. Gelecek hafta tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın efendim.